Herkese merhaba, ben Atakan. Artık oyunlarında long dark'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve bu bölümde barajdan tuzakçımıza gidecektik. İlaç kutusunu bulmuştuk. Şimdi üstümüzdeki ağırlıkları falan bir boşaltalım, ne var ne yok. Yiyeceklerimizi gömelim abi. Çok fazla ağırlığım var çünkü. Yiyemiyorum. Okey, su. İç abi. Yakacak. Uf, lan 9 kilo çubuğum var ha. Ama bunu güven için saklıyorum. Hep onun yüzünden zaten. İlaç da bayağı var. Giysi de. He. Yıpranmış kalın yün kazak. Oo, bayağı iyi. 66, 84. Bunun yerine bunu giy abi. Bayağı iyi. Güzel, başka. Bu kötü. Başka da bir şey yok. Tamam, bunları topla abi. Ağırlığından kurtulalım. Bunu da topla. Diğer kazağım daha iyi. O güneş batıyormuş zaten. Tamam, bir geceyi burada bir geçiririz o zaman. Bu geceyi burada geçiririz abi. Bunları atmayacağım. Bunları at. Bayağı olta şeyim var. Zaman geçirmek için onları da inşa edebilirim. Craft edebilirim. Aa, ama nasıl yapacağımızı bilmiyoruz tabi. Anladım abi. 2-2 veriyormuş eldiven. Benimkisi kaç kaç veriyor? 0-8-0-8 ama çok fazla zaman harcıyor. O yüzden gerek yok şimdi. Buraya yatağımızı serip uyuyabiliriz abi. Gayet hoş. Saç. Kampçılık. Yatak. Tamam, beşer beşer uyuyalım. 50 küsur kilo ile yolculuk edeceğiz. Koşamayacağız tahminimce ama en azından dinç gidelim. Yolda çabuk yorulmayalım. Bir 5 saat daha uyurum. Sonra su içerim. Bir 5-6 saat daha uyurum ve gündüz olur. Fırtına. Umarım sabaha kalmaz bu fırtına. Bunda gömdük. İyi, 50 kiloya düştü. 7 saat daha uyuyalım. Umarım fırtına geçer, sabaha kalmaz. Sanki geçti gibi ama hafif esiyor hala rüzgar. Fırtına birazcık devam ediyor. Yiyecekler. Kraker. Göm abi. Eğer çok dondurmuyorsa yola çıkabiliriz ama ya. Bakalım. Ulan şu raydaki arabayı kullanabilsek çok güzel olmaz mıydı ya? Efsane olurdu. Niye yok ha, korkuttuğu kadar yok. Şeyim full. Koşamıyorum ama yürüyebiliyorum. Tuzakçı kulübesine doğru yürüyorum abi. Bir dakika, bu ne? Tren eklemişler abi buraya. Aha. Yeniliklerden bir tanesi. Map'teki değişikliklerimizden. Tren yükleme bölgesinde biliyorsunuz sadece kereseler vardı ve burada bir tane de tren yüklemişler. Bakalım içinde neler var. Ya daha doğrusu bir şeyler var mı, görelim. İlginç şeyler var. Ufak dokunuşlar.
Rüzgar karşımızdan geldi. İşte korktuğum oldu. Çok yavaşlıyoruz şu an. Kurt var ileride. Oha! Uzaktan koşuyorsun ha. Gel gel. Ya. Tahmin etmiştim zaten bu tren şeyin civarında olabileceğini. Özellikle yeni eklenmiş özellikten sonra. Lan hoş. Korkuttu beni ha. Hayvan kadar bir şeyim var gerçi ama. Gidersen iyi olur hocam. İyi iyi git oralara. Bu ne isti be. Tam 12'den geliyor bir de suratıma doğru. Nasıl çıkılıyor acaba? Kaldı 9 mu? Evet, kaldı 9. Ben bu civarda takılıyorsun ama ben bu trene bakacağım. Sana 3 fişek harcadım. Bir tanesi emin olmak için de. Ama ben bu trene bakarım. Rüzgarı da arkamıza aldık. İyi, kıyafetlerim iyi. O kadar rüzgar olmasa rağmen bir şey yok ve içine girilmiyor galiba bunun. Ha giriliyor buradan. Oo, kapısı açmalı kapamalı. Yok, bunu almaya gerek yok. Yıpranmış iş pantolonu. Bu mu daha iyi, benimkiler mi? Bunu 25 dakika sürüyor onarma ama. Bunu sonra eve gidince şey yapacağım. Bakacağım. Başka bir şeyler var mı? Of of, ne fırtına be. Demek ki insanlar böyle ulaşım sağlıyormuş. Merak ediyorduk ya, bu tren yolunda arabalarla insanlar nasıl ulaşım sağlıyor. Mesele araba yokmuş demek ki. Demek ki araba yok. İnsanlar böyle trenle ulaşım sağlıyor. Dur. Artık sağlayamıyor tabii. Neyse, şimdi yolumuza bakalım. Çok yavaş olacak ama. Zaten hızlı çekimde olacak sizin için. Evet, biliyorsunuz tuzakçı yoluna doğru gidiyorduk. Yol üstünden geçerken şu şeye de uğrayayım dedim. Mr. Lake'te kamp ofisinde bir tane şey görmüştük çünkü. Mektup okumuştuk. İşte Gözcü Kulesi'ne, Zula mıydı öyle bir şeyler. Not falan filan da hazır yoldayken geçeyim dedim. Yine çıkış yolunu unuttum. Dağın etrafını dolanıp şey yaptım. Çıktım. Bayağı bir zaman kaybettim onun yüzünden. Ha, bakalım içeride bizi neler bekliyor. Merhabalar. Of 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 of. Zaten bayağı yavaş gidiyoruz. Daha yavaş gidilemez herhalde.
İki kutu benimkinden iyi değildi diye biliyorum ben. Kumaş, bileyleme taşı al. Kibrit al, hızlandırıcı al. Kitap dursun. Of, ayı postu ben alabiliyoruz sanacaktım. Termal %100. İyi, benimkilerle değiştireyim abi. 94, 84. Ah. Diğerini atarız. Ya da giysiye çevirim, niye atayım? Fasulye al. Alalım. Radyo çalışmıyor. Yiyecek. Evet, notlar var. Aradığım notlar. Masa, okunmayan not. Oku. Okunmayan not. Bu notun üzerinde yazının büyük bir kısmı okunmuyor. Bu mesaj kime yazıldıysa şifresini çözebilmiş. Anlaşılır işaretler ve büyük çarpıcı işaret eden kalın bir ok var. Kabaca çizilmiş Zula. Gün çorabı da aldık. Hangisi daha iyi? 1.05. O 3.0. Çok kötü. Ha, at o zaman. At abi. Hayır. Ayağımdakini atmadım değil mi? Aynen, tamam. O tüfek mermisi. İlk tüfek mermimizi aldık. Bakalım tüfeği ne zaman alacağız? Şey bize verir diye düşünüyorum ya. Hank'in kasasının anahtarı gerekir. Hank. Bulacağımız Zula Hank'in Zulası mı acaba? Belki anahtarı da ondadır. Bakalım Hank kimse, daha tanışmadığımız insanlardan biri. Daha açılmış konserve hiçbir şey yok herhalde. Evet. Okey, yola devam edebiliriz abi. Şu üstündeki fazla giysi hangisiydi o? Termal içlik. Heh, tamam mı? Bunu bir toplayalım da. Az bir mesafe kaldı zaten. Tekrar şimdi hızlı çekimi alayım ben. Tuzakçıya gittim de başlatalım. There's a voice that pulls me stumbling through a symphony. And the less of it I need, the more I get. Till I'm swept up by the shape of all the centuries. Like an echo in the chambers of my chest. I think she fears I'll be a servant to my history. Or worse, a slave to someone else's misplaced doubts. So I try too hard to kill what's out to kill me. Till I'm blind and hiding in the lion's mouth. And the words she aches to hear pour through my canyon. And they're singing in the caverns of my limbs. No, I do my best to try to understand them. They only follow me like vultures in the end. I once read that I should write something worth reading. Or I should do something worth writing about. And as my ears, they buzz like bees upon the ceiling, I start to pour a little more than I'm allowed. So I sit our hearts no deeper seasons than our memories. She said this harvest might sustain us for a year. And of all the thousand ways the world could tempt me, I never met a better fighter than her fear. So as I try to breathe the air that she is breathing. Evet, ekran görüntümüzü aldığıma göre 1,5-2 günlük yolculuğumuzun ardından tuzakçımıza geri döndük. Bakalım tuzakçımız hala yaşıyor mu? Ona ilaç getirdik. Hey, old guy. Hey. Hey, you still with me? Öldü mü lan yoksa? Shit. I'm too late. Oh! Ölmemiş. İyi, öldüm zannettim. Öldü zannettim. Getirdik ilaçları, getirdik.
Hey, you're still alive. What's your name? Call me Jeremiah. Jeremy. I went to the dam. Found some supplies that should help. Thanks. Because my insides hurt like hell. İnsülin yok, morfin. Morfin bulmuş, değil mi? Morfin abi. General meds. Painkillers, antibiotics, and what looks to be some old vials of morphine. Morphine. Easy. Hopefully your pain won't get that bad. You alone out here? What's it to you? What the hell are you doing out here anyway? Hey, don't get excited. I'm just looking for someone. The only thing you should be looking for is a way to kill that bear. Bear? Niye? Ya onun da zaman gelir ya, o ayı da buluruz. Soon enough. When he is, I'll be ready. Shit. Ready for what? You can barely sit up. That bear is a man killer. If we don't finish him off, vay. Telling what savage fury he'll unleash. I'm just on my way through the area. That bear's got nothing to do with me. Listen, stranger. You aren't going anywhere. Like it or not, you and me have a problem in common. Neither of us is going to survive. Unless we kill that damn bear. Güzel. Şimdi bölge hakkında bilgi veririm bakalım. Bulunduğumuz bölgeden daha fazla bahseder misin? Bu bölgenin tamamı adını yakınlardaki gizemli gölden alır. Pek canlı bir yer değildir. Köşede bucakta eski birkaç kulübe bulunur. Buradan demir yolu geçiyor. Gölün etrafındaki kamp alanı bu mevsimde kapanır. Yılın büyük bir kısmında bomboştur. Bu arada tek başına mısın? Çoğu zaman. Adanın tamamı artık terk edilmiş durumda. Dağınık birkaç grup kaldı. Sanayi sıfır. Anakaradan nadiren tekneler erzak getirir. Greatbeard'da yaşayan az sayıdaki insanın hayatı bu erzağa bağlı. Nereden geçiyor? Deniz kıyısı var mı ki buranın? Oldukça sessiz bir yere benziyor. Tam da sevdiğimiz gibi. Biz mi? Sen anakaralısın. Anlamazsın. Ayı. Ayı hikayesini anlatabilir misin? Çok kısa bir öykü. O ayıyla defterimiz kapanmadı. Kapanmamış defter derken. Evet, ticaret de diyebilirsin. Her buluştuğumuzda birbirimize kendi kanımızdan miktar bırakırız. Kulağa pek kazançlı gelmiyor. Sonunda öyle olacak aslında ikimizden biri için. Ağrı. Ağrın nasıl oldu? Canım çok yanıyor. Ölmem ama. Arkasından güçlü bir şey ister misin? Hayır. Evet isterim, merak etme ama. Morfinden bahsettiğimde oldukça heyecanlı görünüyordun. Morfin mi? Hayır, tehlikeli şeyler bunlar. Özellikle eski olanları. Bağımlılık yapar. Yüzdüğünü hissedersin rüyadaymış gibi. Peki. Baraj. Böyle el değmemiş bir yerde baraj olması oldukça tuhaf. Evet, bu topraklar her zaman açgözlüğün kurbanı oldu. Barajı bir süredir terk edilmiş gibi görünüyor. Evet, yıllar önce büyük depremde o deli saçmasını kapattılar. Deprem mi? Ah anakaralı, hiçbir şeyden haberin yok değil mi? Yok tabii ki de. Unutmuş olmalıyım. Demir yolları, kömür, odunculuk, maden işleri, baraj. Ada aslında geçtiğimiz son yılda sanayinin yavaş yavaş yok ettiği harika doğal güzelliklere sahip. Aslında bu ilerleme değil mi? İnsanların çalışacağı işler gerek. Ailelerine bakmaları, peh, hiç önemi yok. Depremde her şey yerle bir oldu. Ve artık zaman değişiyor. Ne gibi şeyler? Fark etmedin mi gökyüzünde görünen ışıklardan sonra olanları? Dünya artık sükunete büründü. Yalnız. Bu arada tek başına mısın? Evet, kendimi yetiyorum. Bazen avlanıyorum. Yazın balık tutarım, ağlarım. Hep hazırdır. Birkaç ayda bir Rupert iskelesine giderim. İhtiyacım olan şeyleri takas ederek alırım. Bu arada insanlarla konuşabileceğim bir alet var mı? Telsiz gibi. Hayır, kimle konuşmam gereksin ki? İnsanları pek sevmez misin? Sevmem. Ve yalnız yaşıyor. Tamamlandı. See those lights in the sky a few nights ago? Yeah. I saw them. We see the northern lights this far up, but I've never seen anything quite like that. I'm a bush pilot. Those lights took my plane down. Nearly died in the crash.
Now I need to find my... I had a passenger with me. Dead? I sure hope not. We were on our way to Perseverance Mills. You know it? Shit, nothing town. A few hours north. Sounds about right. Kasaba. Yeah, I know it. Kuzeyde. You're the first person I've seen in months. I haven't seen your friend. The phone lines are down. Nothing electrical seems to be working. You think it has something to do with the flash of light? Could be. Wildlife's been acting weird too. Wolves, mostly. Hanging around more than usual. Like they're waiting. Waiting? For what? I don't know. But I have a bad feeling about it. Look. Maybe we can help each other. I don't know. I need to get out there and look for my friend. Well, I have an idea that might help you find who you're looking for. But with that bear out there and me laid up in here, well, ayağına mı çıkacağız? You're as good as dead. Şeyim yok ama, genç adamım var. What do you have in mind? Well, with that bear on the prowl, you'll never survive long enough to find your friend. And I can't do shit from in here. But I can guide you. You do what I say, and I'll keep you alive. And what's in it for you? We'll talk about that. But first, you need some protection. Aha, tüfek. Eyvallah. Sonunda. Ama bir mermi var. Mermi de vereceksin inşallah. Shit. What I was afraid of. That shot you took hurt the rifle more than the bear. My rifle's done. Shit. Sorry. You have a backup? No. No backup. Tamir edeceğiz silah. Great. Where? Old railway yard. About a day's travel south. Along the tracks. There's a machine shop there. I used to trade for time on the tools to keep my gear in order. Bush pilot like you should be able to handle him. I'll see what I can do. Güneye gideceğiz yani, harap bataklığa doğru. Stay along the tracks. Keep your eyes open for the old bear. If you see him, hide and pray he doesn't pick up your scent. İnşallah karşıma çıkmaz ayı. Don't get cocky, or we'll both end up dead. Got it. Good luck, pilot. Maybe we'll make a survivor out of you yet. Yat dayı, yat. Biz de yatarız zaten şimdi. Yiyeceklerimizi yiyelim tabi. Amcayla güven şeyi yok galiba, olayı yok. Bozana da olduğu gibi. Aa vardı, pardon. Şimdi bir daha tıklayayım bakalım, eşya ver falan diyecek mi? Çubuk veririm ben de. İsterse. Güven. Aa aynı. Aa aynıları, aynen. Bak çubuk istiyormuş, ne gördünüz mü? İşte bu. Çubuk istiyor, kumaş istiyor, orman asması istiyor, etli fasulye istiyor, tavşan postu istiyor, taze geyik postu istiyor. İyi, geyik postu da olur. Ölmeye çıkarsa bakarız. Çubuk, kumaş, kumaş bir sürü var. Şimdi eşya ver. Çubuk 71 tane. Al baba, hepsi senin olsun. Bunların hepsini senin için topladım. Kumaşım da 28 tane. Okey. Şimdi bana ne bilgisi vereceksin? Fişekler. Gizemli gölde çok kurt var. Evet, hatta eskisinden bile daha çok. Onlarla nasıl başa çıkabileceğime dair bir önerim var mı? Uzak durmak veya yaklaştığında ateş etmekten başka. Birkaç eski fişek bulabileceğim bir yer biliyorum. Gürültüyü sevmiyorlar. Üzerlerine fırlatırsan kaçabilirler. Okey, teşekkür ederim. Sonra... Carter Hidroelektrik Santrali. Barajakla ne biliyorsun?
İhtiyacım olduğunda yolumu bulacak kadar. Orası rezalet bir halde. Baraj yapmak için biraz garip bir yere benziyor ama. Evet, garip bir geçmiş var. Büyük ayı bu tür hikayelerle dolu. Bundan para kazanmaya çalışan insanların işi işte. Oldukça ustalaşıyorsun. Yani bir pilota göre. Ama iyi bir nacak ve bıçak olmadan fazla bir şey yapamazsın. Bulmaya var zaten. Eğer bir tav ocağı ve doğru malzemeleri bulursan kendi nacağını yapabilirsin. Dinliyorum. Eski Spence çiftlik evinin yanında eski bir tav ocağı var. Oo, Arap bataklığı söylüyor. Bataklığın diğer tarafında ihtiyacın olan şeylerin çoğunu orada bulabilirsin. İşim yok kanka ona. Bana bu bölgeden biraz daha bahsedebilir misin? Neyi öğrenmek istiyorsun? Bu bölge hakkında ne kadar çok bilgi edinirsem hayatta kalma şansım o kadar da artar gibi geliyor. Yerel tarihin sana yardım olacağını düşünüyorsan al bunu. Tamamlandı. Şimdi yan görevlerde neyim var? Tav ocağı taslakları, tav ocağın yakınındaki taslakları bul. Arap bataklıktaki tav ocağına git. Buna hiç gerek yok abi. Gizemli göl zulaları, zulalar. Gizemli gölden çıkardaki zulayı bul. Alan'ın mağarasındaki zulayı bul. Arap bataklığa giriş civarındaki zulayı bul. Okey, bayağı zula var. Ana görev ne? Tüfeğimi tamir ettim mi? Demir yolu bakım istasyonunu bul ve tamir barakasına gir. Okey. Jeremy. Güvenin ne kadar? Oo, buraya kadar geldik. Güzel. Gizemli göl. Zula konumu. Aynen. Onu açtı zaten. Geliş güzel nacak. Bunlara hiç gerek yok. Geyik derisi pantolon ve geyik derisi şey taslağı. Karşılığına taslağı. Kuzey ışıkları gözlemi. Yangırı eski mektuplar. Buraya kadar ilerleteceğim ben seni zaten. Yan görev. Şuna hiç gerek yok gibi sanki ama belki yolum düşerse yaparım. Zulu'ları da bulacağız. Zamanla tabii ertesi gün olması lazım. Üstümdeki eşyaları falan da bir yere bırakmam lazım. Onun haricinde. Şimdi şunu yırt abi zaten bir kere. Evet, sabah oldu şimdi. Malzemeleri çalamıyorum zaten. Güzel slotlamışsın hacı dayı. Oho, tavşan postu da var. Şimdi ben nerelere atabilirim malzemeleri? Yakacakları buraya taşımayacağım. Neler bunlar? Paralarımı sana bırakmam. Paralarımı sana bırakmam. Bunu atabilirim. Bunu. Hepsini at abi, o dursun. Okey. Hızlandırıcıları at. Hepsini. Bu dursun, bunu at. Bir tane hızlandırıcı alırım. Ondan sonra ilaçları nereye atayım? Şunun altına atayım, haritanın altına. Arkası için antiseptik dursun. Bunu at. Bunu da at. Bu dursun. Bunların hepsini at zaten. İkisi de dursun yanımda. Bunlar dursun. Bunlar dursun. Okey. Zaten şu kuş burnunu yapayım ben. Reish çayını da yaparım. Giysilerde sıkıntı yok. Yiyecekleri şimdi nereye bırakayım? Yiyecekleri de ocağın yanına bırakayım. Şuraya. Çayları at. Hepsini at. Kahve yapabilirim biraz. Onlar dursun. Bunu at abi. Yiyecek. Şundan gerisini atayım. Okey. Kahve, bunu da atabilirim. Şimdi şurada kahve yapayım, bir işi yapayım. Ondan sonra bir tane zulamıza gideyim. Bölümü bitiririz. Normal zamanda bir saate yaklaşıyor ama hızlı çekimle falan 40 dakikaya düşer diye tahmin ediyorum.
yapmış bunu, yap abi. Hemen su yapalım 50 litre. 50 litre. 0.50 litre. Sonra reşi çayımı da yapıp yolumuza bakabiliriz. Orman asması, yara sargısı, bunu şeye verebilirim. Bulursam toplayıp güzel güven kazanırım şeyden. Kaç istiyordun sen? Orman asması için 3 istiyor. Güzel. Kumaş da iyidir, şey de iyidir. Tamam. Her şey yolunda. Şimdi gidebilirim abi. Ve Zula'ya bakabiliriz. Map'i açalım. En yakın Zula nerede? Tav ocağı taslakları da olabilir. Şimdi bakalım. Buradayım. Tüfeği tamir etme görevi. Gizemli gölden ayrılma görevi. Malzeme zulaları. Hani harap bataklığa gitmemi mi istiyor? Sun. Harap bataklıktan çıkılıyor. Gizemli demir yolu. Oo, te buraya gideceğiz. Şeyin de ötesine. Harap bataklığın da ötesine. O zaman burası Milton'a bağlanma yolu. Arkadaşlar. Burası Milton'a bağlanma yolu. Yani harap bataklıktan da sonra. Bakım istasyonuna kadar gideceğim görev için. O yüzden ondan önce gizemli göldeki zoluları halletmek lazım. Ve en yakın zula şurada. Tren rayına yakın hemen. Ona doğru gidelim bakalım. Fişek şuradan yakayım hemen. Bir sürü var zaten. Aa, bunları hiç atmadım değil mi yere ben? Aynen bak, dikiş setlerini falan hiç bırakmadım. Bunları da bırakabilirdim aslında. Neyse, koşabiliyoruz zaten. Yak abi. Hadi koşalım. Bunları alıyoruz abi, çünkü çubuk, sargı, her şey ne demek? Nacakla değil, elle parçala. 10 dakika mı? Dal demek, şey demek, çubuk demek, bizim için güven demek. O yüzden önemli. Tahmin etmiştim zaten çubuktan isteyeceğini adamı. İyi ki de toparlamışım o kadar. 10 kilo yanımda taşıdım ama en sonunda değdi. Çünkü 375 yapınca yan görev açılıyor adamdan. Onları da ileride yaparız. Havada sıcacık ha. 6 derece hissediyorum. Giysilerim iyicana güçlendiği için. Artık sıcaklık çok şey, sıkıntı değil benim için. Map'te Max nerede işaretli? Max'in çırpınışları, buradan gideceğiz. Güzel.
zaten şeye atalım. Dalı niye alamıyor? Aa, dal alınmıyor. Şaka gibi. Okey, o dallara da bakarız. Şimdi bu tepenin burada bir yerde zula var. Ama neresinde? Üstünde mi acaba? Çıkalım. Tepede değilmiş demek ki. Şuradan inelim aşağı abi. Aha, gördünüz olayı. Bayağı da küçük kutu ha. Tutur bahçesi. Ver. Hızlandırıcı ver, hızlandırıcı ver, hızlandırıcı ver. Şeftali ver. Not bad, not bad. Okay. Let's go home. Bunu aldık. Bir sonraki bölümde Harap Bataklık'taki veya Mr. Lake'teki diğer zululara gideriz. Hatta direkt eve gitmeme gerek yok benim ya. Kamp ofisine giderim. Ya bölümü şimdi sonlandırayım zaten. Burada kamp ofisine giderim. Bir sonraki bölümde Gizemli Göl'deki Zula'ya bakarım. Şuradaki Zula'ya bakarım falan filan. Önce buradaki Zula'ları hallederiz. Bakalım içine neler çıkacak. Evet arkadaşlar, videoyu beğenmeyi ve kanalıma bakmanı destek olmayı sakın ama sakın unutmayın. Soru, görüş, önerinizi her şeyi yorum kısmına belirtebilirsiniz. Hepsini tek tek okuyup cevaplıyorum. Ve aklınıza takılan soruları her şeye dediğim gibi yorumlarda belirtebilirsiniz ve sorabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve iyi oyunlar.